özelliği, biliyorsunuz ki dünyada çok elektrikli araba var. Türkiye olarak da biz de son zamanlarda, son dönemde elektrikli araç üretimine geçtik. Hatta yerli bir araç üretimine geçtik. Biz de arkadaşlarla, çocuklarla biz bunu nasıl geliştirebiliriz, buna nasıl ek bir şey katabiliriz diye düşünürken su aklımıza geldi. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin her tarafı denizle kaplı. Biz de bu denizi nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Derslerinde gördüğü fizikten, biyolojiden, kimya derslerinden düşünerek biz bu tuzlu sudan, yani deniz suyundan elektriğe döndürmeye çalıştık. Bu iyonlarla elektrik üretiyor. Bakır ve çinkoyu kullandık. Aynı şekilde bunu da aküye bağladık. Yaklaşık şu anda 10 litrelik bir bidonumuzdan 14 volt elektrik üretiyoruz. Ve aynı zamanda bu da yaklaşık 5 amperlik bir dereceye geliyor. Ya, o da 7-8 saatte aküyü full dolduruyor. Güneş enerjisiyle beraber kullanırsak da bu 3 saate düşüyor. Ve böylece hibrit bir araba yapmış olduk. Yani güneşli havalarda güneş enerjisiyle Evet. enerji, güneş olmayan havalarda suyla mı? Evet, aynı zamanda Hiç elektrik olmadan peki sen sadece suyla elektrik direkt üretebiliyor aküye bağlamadan, direkt aynı şekilde bunu motora bağlarsak ne olur? Aynı pille motoru birbirimize bağlıyormuş gibi düşünelim. Direkt su ile motoru bağlarız. Ne kadar su elektriği bitene kadar o şekilde devam eder. Peki 10 litre suyla ne kadar elektrik 10 üretebiliyorsun? litre su, 10 litrelik suyla yaklaşık 5 amperlik, yani 13 voltluk bir elektrik üretiyor. O da yaklaşık 1,5-2 saatlik hiç durmadan bir gidebilme bize olanağı sağlıyor. Tanıyalım hocam sizi. Ben Salih Güngör, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmeniyim. Tan Koleji değil mi? Evet, Tan Koleji'nde. Bir de hocam şeyden bahsettiniz. Dünya çapında büyük bir firma ile bunu geliştirmek üzere bir Evet. çalışma bahsettiniz. Evet, Nasıl dünya oldu? çapında büyük bir firmayla, bir araba firmasıyla konuştuk. Bunlar da çocuklarla beraber onların ziyaretine gittik ve bize yardımcı olduklarını söylediler. Biz bu arabamızı onlarla beraber daha da böyle geliştirerek hem şekil anlamında hem özellik bakımında biraz daha geliştireceğiz. Aynı zamanda üniversitemizdeki öğretmenlerimiz, hocalarımızla konuştuk. Mühendislik okuyan arkadaşlarımızla konuştuk. Onlar da bize bu konuda yardımcı olacak ve bu şekilde daha da geliştirip 2 ay sonraki TÜBİTAK Teknofest'teki yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Aracımız kutu gibi bir şasiye sahiptir. Tamamen metal. Aracımızın içerisinde direksiyonu kontrol paneli bulunmaktadır. Ayrıyeten telefon şarj etme aparatları bulunmaktadır. 5 volt ve 12 volt olmak üzere. Şurada bir tane şarj göstergesi bulunmaktadır. 12 volt 60 amper, 2 tane aküye sahiptir. Tuzlu su ve güneş enerjisiyle aracımız gidebilmektedir. Şarj